Johnson yavaş yavaş baskı kurmaya da çalışabilir. Kron gelirken kafes açıldı, bir Sky Flash'ı var. Kasper kafesi açmıştı ama Dreambus bunları hemen kilit çıkardı. Ardından ilerlemeye çalışıyor Gobbi. İlk önce boss'u yakaladı. Bu şok oku can yakabilir. Bu şok okuyla birlikte yavaş yavaş geri kaçmayı başardı Gobbi. Fekev tekrar peek istiyor. Karşılıklı hasarlar derken Gobbi Fekev'i düşürdü ve B'de aslan. Site açmayı başardı. Destiarium düşüyor. 2 ve 4. Üstelik Dreambus'un canı yok. Faze'e kadar geldi yalnız Dreambus. Harika bir headshot. Çok uzaklara muazzam bir kill gerçekten. Oyun şimdi 3'e 2'ye geldi. Mid tarafında 2 oyuncu birden var. Şimdi Elbow'dan çıkan Twist'ine karşı bu. İstediği hasarı bırakamadı. Yalnız Obnox'a hiç bakmaya niyeti yok. Ve geriye kalan tek isim Dreambus zaten. Spike kuruldu. Ve bu yüzden Dreambus'un işi hiç kolay gibi durmuyor. Bir asit havuzu da var. Dreambus'un canı çok az. 3 oyuncu birden burada. Gobbi total değil. Ve midden ona destek verecek bir Kasper'de var. Fekev hala önde. Fekev burayı istiyor. Yalnız drone yerini işaretledi. Fekev kaçmak zorunda. Ama kaçmayı tercih etmedi. Dreambus'un yardımı var. Dreambus'un yardımı bir kill buldu. Gobbi takası buluyor. Yalnız Buu'dan da bir yardım geldi. Aslan double door'dan çıktı. İki oyuncu da piramit arkasında. Aslan'a yine bakan yok. Harika bir headshot. Buu'dan da takas geldi. Obnox onu counterlayabilir mi? Bunu merak ediyorum Aslan. 3'e 2'nin aşaması var. Aslan. Attı dinşini, smoke içerisine çıkacak. İlk rakibi onu fark etti. Gobbi Buu'yu yakalamış. Aslan hala sahipte Moshi. Basit havuzundan rağmen peak'e doğru gitti. 73 canı var. Gobbi peşinden gelecek yavaş yavaş onun. Moshi! Viper'a da bayağı hasar verdi. Çok iyi bir performans. Destiny'nin yardımı. Aslan sahipte çıkardığı ikinci sonrasında Dreambus tarafından yakalandı. Ve Twist'in Viper'ı ile birlikte 45 canıyla yaptı ama gerçekten işi çok zor. Spike kendisinde Plant'i aldırmaları LDN United için bir hata olurdu. Destiny'in içeriye doğru ilerlemeye başladılar. Ağda bir düşüncesi olabilir. Obnox wallbanklerle kill çıkarmayı başardı. Dreambus peşlerinden koşacak rakiplerin ama sadece bir kill çıkartabildi Dreambus ve bu yeterli gözükmüyor. Obnox Kasper site'da Fekev'i yakalarken istediğini almayı başardı. Ve 2 ve 4'te Spike planted. Şimdi atlarken aslanı yakalılar, güzel kill. Bu arada nerede olduğu belli. Yalnız yakın mesafede bir ismi bekleyecek mi? Soluna dikkat etmesi gerekiyor. Buradan çıkarken bir double pick söz konusu. Bu white bir pick attı. Obnox'tan yardım var. 1'e 2 pozisyon. Bu tek başına. İki oyuncunun da yerinden haberdar olsa gerek. Obnox burada attığı skiller var. Aynı şekilde Gobbi de oklarını kullandı. Bu oku kırıyor. Bu oyunu bire bire kadar getirdi. Gobbi'nin yeri belli. Hemen bir asit havuzu. Soldan pik almasına karşılık cross'unu koyacak Gobbi. Asit havuzunun içinde barınmak zorunda. Bu üzerine gidiyor. Klasiğini çekti. Ama da vuruyor bu. 4 kill'le bitirdi bu round'u. Özür dilerim. Bir entry geldi. Bir klandan. Bu drone karşılığında kullanılan bir spawn noktası var. Ve Mossy aslanı yakalamış. Bir klan kaybetti şimdi. Ve 4v4'e geldi. Bu hala site'da. De var. Buu'nun hücum ultisi geldi bir yandan. Baktığında Buu içeri girmeye çalışıyor. Oh, ikisi yakalayabiliyor. Ardından bir de Viper'ı düşürdü. Buu yapması gerekeni fazlasıyla yaptı zaten. Gobbi artık tek ve jet durumu farkında. Gobbi kill bile çıkartamadı. Bunu da Buu vurdu. Estrian'ın yine bir Astra savunması göreceğiz ki çekme içerisinde Dash geldi. Aslan sadece bir canlı hayatta. Ama Dash'inden sonra site'de ilerlemeyi de başarıyor. Burada kimse yok. Yakına yerleşti aslan. Yani bunu tahmin ederler mi? Bak şok oku var. Ayrıca peak gelirse operatör Fekev'de. Fekev tek aslana bakacak gibi değil. Sovolcusu kullanıyor. Obnox. Fekev'i düşürdü. Yerini belli ediyor aslan. Ama buna rağmen kill çıkartıyor. Gobbi de ultiyle kill çıkarmış. Ve bir anda 4 oyuncusunu LDN United kaybetti ve karşılığında sadece Obnox'u düşürebildiler. Artık Dreambus'un bu roundu kazanabilmesi mümkün değil gibi. Twister'ı düşürdüğü yer Gökhan'da da vardı. Bu arada bunu da belirtelim. Astro belki yani United. Dün yine Dreambus reaksiyon gösteremedi. Görmedi ki muhtemelen. Kolu gözüktü çünkü. Yavaş yavaş gidiyor aslında gayet. Ve şimdi LDN United. İçeriye girmeye çalışacaklar. Burada Destiny'in çekmeyi kullandı. Drone'a kaçırmamaya çalışıyorlar. Fekir'in kili çıkarmış bir flash. Oo, bakmıyorlar. Bastığı anda burada belki rakibini yakalayabilirdi. 3 ve 4 ve Destiny'in Twist'in tarafından bulunurken Obnox'u kaldırmaya çalışacaklardır. 2 ve 4'e getiriliyor.
Daha önce bir 2v4 kazanılmıştı benzeri yaşayanlarımı kopya düşürdü Mossy. Artık 2v3. Ve burada arkadan gelen oyuncu Aslan kontrol ediyor. Plant alınacak bu esnada. Aslan kilidi alamadı. Smoke'dan çıkmak isteyebilir. Bir flashla beraber Obnox kimseyi göremedi, geriye dönüyor. Bunun çift kapıdan yaklaştığını söyleyelim buraya doğru. Obnox'un yeri belli. Piramit arkasında patlayıcı sebebiyle yeri biliniyor. Bu yavaş yavaş gelmeye çalıştı. Deneyecekler burayı ve Obnox açıkta yakalanırken Twisted'dan iyi bir yardım var. Yalnız bir türlü yakalayamadı bu. Proto öte girdi. Şimdi sıfır noktası onu yakaladıktan sonra, sindirdikten sonra agresif oynamaya devam etti ve Obnox'u yakaladı. Fekev inisiyatif alıyor burada. Takım arkadaşları için öne çıkmayı başarmış oldu Fekev ve özellikle işler biraz sarpa sarmışken böyle bir performansa da böyle bir oyuna da ihtiyacı var Deldian United'ın. Dreamas KO oyunda değil ve bu ultiyi yeteneklerini gönül rahatlığıyla kullanabilir. Obnox izlemeye devam ediyor. Kaspe gelecek karşısına. Shoulder atıyor. Kaspe görebildi ama Dreamas bu kilde zorlanmıyor açıkçası ve devamında geri kaçmayı da başarıyor. Fekev'in de deşi duruyor hala. Zaten ilk pozisyonda sıfır noktasından etkilenmişti. Kullanamayacaktı. Aslan yani. Aslan double door tarafına dikkat göstermedi. Sova'yı da Dreamas yakalayacak. İki keskin nişancı. İkişer kill çıkardılar ve artık Twisted'ın tek başına kaldı. Yapayalnız bütün oyuncular round'a başladıkları canlarıyla devam ediyorlar. Ve Twisted'ın bir prefire'a ihtiyacı var. Fekev'e karşı round'daki ilk hasar şimdi geliyor Twisted'dan. Belki de kill bulacak. Hayır. Yardım lazım şey. Buradan. Aslında evet buradan o yardım geldi. Bir tarafta ciddi manada sıkıntı çeken bir Kaspe var. Bu arada Fekev'in üzerine gidecekler. Bir double pick Twisted'ın. Harika bir kill. Bu esnada yakalamayı başarmış Twisted'ın. Bu hala hayatta. Dream Aslan'da gelen bir yardım var. Bitti biraz yalnız Obnox. Ona rağmen ilk kill aldı. İkinci kill'i de almaya yakın ama Destreen bu. Yine eş zamanlı killer. Gobi side arkasında tek başına kaldı. Birebire getiriyor önü. Destreen'in yeri belli. Gobi plant için yeterince vakti var ve birebire bakalım oynayabilecek mi? Sıfırda ama kullanacağını düşünüyorum derken net görüşe... Olaylardan habersiz bir Sky Flash kullanıldı. Aslan'ın yeri belli. Kaçabilecek bir deşi var ama... Asit havuzu. Deşiyle kaçtı. 18 canı var. Aslan'ın üzerine gitmek isteyebilir. Bu esnada Fekev site içerisine doğru diş attı. Obnox'dan bir kill var. Destin'in iki kill birden buldu. Buldan da bir kill var. Bir anda site'i tertemiz yaptı. LDN United takımı tek başına kalan bir Twisted. Tek başına Twisted. Nesterian çok az canlı ama yer 3 arkadaşının bu konuda bir problemi yok zaten. Twisted'da fark ettiler net flash kick ve bu oldukça zor. Sky kaptanıyla birlikte Aslan'ı burada yakaladığı bir sıfır noktası var. Aslan'ı buradan çıkarabilecekler mi? Viper ezbere geldi ve Spectral entry aldı. 2 round tur. Hem tabancada hem de silahlı roundda burada büyük problem yaşıyor Aslan. Bobnox'tan çok güzel bir kill, ardından çok güzel bir patlayıcı Kaspi. Kapıyı kapatmayı başarıyor. Bu yanıcı sayesinde tekrar açılacak bu kapı ve Obnox geri çekildi. Sniper'ı belirleyebilecekler mi, tespit edebilecekler mi derken açıktaydı Obnox. Birebir takas içerisinde. Devamında site'e girmeye çalışan oyuncular Twisted'ın yakalamayı başarıyor. Yine tüp tarafından bir baskı hissediyorlar ama 2v2'ye geldi. Tüpte kimse kalmadı. Bunun getirdiği kill. Elde bir Spectre var. Monty için bir flash yapılacak. Kaspi arkadan destek alıyor. Bir rakibinin farkında. Yine açığa çıkardığı bir oyuncu var. Harika flash. Ama fazla inisiyatif aldı. Kaspi'nin bir canı var. Bire 2 bu için. Bir oyuncunun canı oldukça az Kaspi. Şu an için Piramit arkasında. Bu kendisine bir oyun alanı yarattı. Açtığı perdeyle beraber Spike da kendisinde plantlemek isteyebilir. Bu hala bir hata bekliyor ve sarı arkasında kimseye bakmayan Twisted'ın ve Kaspi'nin canı çok az. Bu farkında bunun ama artık o da 30 can. 15 saniyesi var, açıkta yakaladık. So well against FPX. They use a simple transitive property there. They'll be better, you know? But no. This is going to be tough for London United. They're running into actually two players on the backside. Oh, they've got the information now to play with though. This is going to be... Oh no! The right click flash from Omnox, but he's only good for one. Now it's Kasp on the back of the site that the... Çok fazla kill çıkarması lazım derken 2-1 bir durum. Bu iki oyuncu şimdilik... Ulti'de düşmüş, o yüzden de kaldırılamayacak. Evet, Aslan geldi. Burayı yakaladı. Destreen bir kill bulmuş ama... Bu arada bu... 2 versus 2 now. This is such a difficult retake, but there's still an attempt to stop the plant at the very least. Oh no, Destreen. He's nasty, but hold on. If he can just run in there and stop the plant, no boost ran out to him.